Sevgili seyirciler, Farklı Bakış programından mutlu akşamlar. Kardelen TV'de Farklı Bakış programında birbirinden değerli konuklarımız var. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi ikinci sıra milletvekili adayı Ertürk Çimen bizlerle birlikte. Sayın Çimen hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, iki değerli gazeteci dostumuz, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkes ve gazeteci Esat Bindesen. Sizler de değerli konuklarım hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet. Sorularımızla başlayalım. Her zaman olduğu gibi önce Erzurum gündemiyle başlayacağız. Daha sonrasında Türkiye gündemine yer vermeye çalışacağız. Sorularla başlayalım. Esat Bey, evet. Sorunuz varsa alayım. Bugün HDP'nin mitingi vardı Erzurum'da. Miting öncesi ve miting sonrası şehirde epey olaylar yaşandı. Ve şehirde gerilim sanıyorum hala devam ediyor. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Mesela ülkücüler sokakta mıydı? Olaylar daha çok nasıl gelişti? Bilginiz var mı? Bir yorumlayabilir misiniz bunu? Şimdi öncelikle Kardelen TV'ye bu fırsatı verdiği için her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. Uyduda olması hesabıyla Kardelen TV ile buradan hem dünyaya hem de Türkiye'ye Erzurum'umuzun anlatmak fırsatı doğdu. Maalesef bu olaylar esef verici. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Sayın Genel Başkanımız 30 Mayıs'ta yaptığımız o muhteşem, natürel ve organik olan mitingimiz orada oy vereceği olan hiçbir taşıma yapılmadan kendi iradesiyle gelmiş dadaşlar orada Genel Başkanımızı dinlediler ve bir dadaş ruhu çıktı. 23 Temmuz 1919 ruhu gibi çıktı. Bu şehir artık Milliyetçi Hareketlilerin Erzurum'da bir ses vereceğinin belirtisiydi. Ve bize uçağa da geç geldi. Gelmesi asabıyla 4 saat bize bir briefing verdi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişinin de ve 4'ünde yapılacak olan HDP mitinginde büyük provokasyonlar olabilir. Buna dikkat edin. Köcekler Başkanı'na da Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Bey'e de talimatlar verdi. Biz de elimizden geldiği kadar, ben eski il başkanıyım. 2 dönem milletvekili adayım, bu 3. dönem. Bütün arkadaşlarımıza çalışma programımız dışında, şehrin dışında, ben sanayi bölgesinde çalışıyordum. Hiçbir yerde ülkücüler bu işin içinde olmayacak. Ama Erzurum halkı duyarlı. Demek ki 13 yılın birikimi bir gaz sıkışması diyelim buna. Buna ki bu olayların biz olmasını hiçbir zaman has etmeyen bir siyasi partiyiz. Sayın Genel Başkanımız 1000 yıllık kardeşlikten bahsediyor. Ama burada da antiparantez bir şey belirtmek istiyorum. Ve seçim süresi boyunca da şunu söyledim ben. Mahalle başına oranın 40 yıllık ki Seyfullah Hoca'yı bilirsin, Sofi Baba'da evet. Lakabı. Orada çalışmak istedi. Dedim ki gitmeyelim. Biz bu seçimlerde 37. kilometre dedim. Biz Tekman, Karayazık'ınız, Karaçoban'a gitmedik. Gitmek de istemedik. Gitsek de aslanlar gibi giderdik. Ama oradaki insanlarımızın bir kardeşlik içerisinde yaşarken bir sıkıntı çekmesinler. Çünkü mahalle başına Seyfullah Hızarcı hocam üniversitede doçenttir. Komşular burada ya çalışma hocam dedi. Sıkıntı olur. 3-5 dükkandan sonra çalışmasını bıraktı. Biz Erzurum'daki dadaşlar bize yeter. Erzurum'da inanan insanlar bize yeter. Erzurum'un geleceğini düşünen insanlar bize yeter dedik ve Kuzey Kazaları Erzurum'un Aşkaresinden, Çatı'ndan 60 gündür ayak basmadığım yer kalmadı. Elini sıkmadığım insan kalmadı. Belki de bu şeye gider, Keynes rekorlar şeyine de gider. Kitabına gelir. 350 bin insanın elini sıktım ben. Bu kayıtlı. Dağıttığım kartlarımdan ve yaptığım toplantılarla en az 350 bin kişiye temas ettim ve söz verdim. Buradan da bu olayların muhacesinde sanayide bir kalabalık gördük ve oradaki arkadaşları da teskin etmeye çalıştık. Esnaftır, halktır. Bu iş Milliyetçi Hareket'in, Üçüncü Hareket'in uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Ama vatandaş orada çeşitli kurt işaretleri de yapmış olabilir ki ben biraz önce sizin şeyde VTR'de izledim. Biz
demokratik seçim içerisinde her şeyin hallolmasını isteyen bir partiyiz ve sokakta olmadık olmayacağız. Bugünün fidanları yarını çınarları. Sayın Genel Başkanımız elinde bilgisayar olacak, akıllı telefonlar olacak ve ülkesine hizmet edecek, bu akılla fikirli olacak. Şiddetle hiçbir yere kimsenin varması mümkün değil ve bunun altını bize Genel Başkanımız çok öngörülü. Hakikaten bu ülkede bir Kürt-Türk savaşı olmamışsa, bir Alevi-Sünni çatışması olmamışsa bunun arka planında ve devlet kaosunda Sayın Genel Başkanımızın çok öngörülü ve yapmış olduğu o cesaretli adımlar neticesinde bu ülkede bir kan dökülmemiştir. İşte yakınımızda Suriye, Mısır, Libya, Irak ve Orta Doğu'nun tümü. Ki bunda da Türkiye'yi yönetenlerin çok büyük payı vardır. 5,5 milyon insan Erzurum'da da dilenmektedir. Gecelerde ne yapmaktadır? Ben Erzurumlu dini bütün mütediye muhafazakar olan hemşehrilerimin vicdanlarına bırakıyorum. Ve üzülüyorum. 5,5 milyon insan. Allah korusun bizde böyle bir çatışma olsa Esat Bey, Ayhan Bey. Ne olur Erzurum bizim özbeş çözü. Bizim için Erzurum bir payda. Benim attığım imza da Türkiye haritasıdır. Buraya koyduğum nokta da Erzurum'dur. Erzurum olmazsa olmazdır. Şu nokta olmazsa olmazdır. Erzurum giderse Türkiye Sivas hatlarına çekilir. Maalesef 13 yıllık bu iktidarın uygulamış olduğu politikalar ötekileştirme, çatışma üzerine, gerilim üzerine bir siyaset anlayışı ve bunlarla hep bir nemalanma peşinde oldular. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun burada bir miting yaptı. Çok güdük geçti, zayıf geçti. Zaten bu işi de beceremiyor. Sayın Genel Başkanımız da söyleyeceğini söyledi burada. Keşke bizim muhatabımız Türkiye'yi yöneten başbakanımızdır. Cumhurbaşkanımız cumhurun başı, biz saygı duyuyoruz. Ama sorarım ya, şu anda Erzurum'a geldi, en az 50-60 trilyon israf edildi. Ben Sayın Genel Başkanımız o 4 saat içerisinde dedim, Sayın Genel Başkanım şu siyasi partiler kanununun değişmesi lazım. İsraftır, günahtır. Tüylenmemiş yetimin hakkı vardır. Kendi partimizle dahil ben Genel Başkanıma sordum. Bu hiç değişmedi. 13 yıldır siyasi partiler kanununa ilgili bir şey değişti mi? Bugün gelinen nokta işte bu toplumun bir gazıdır. Buna ne derseniz siz şey yapın. Bu esef verici bir olaydır. Biz tasvip etmiyoruz. Sayın Türkes, konuyla ilgili veya konu dışı. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili söyleyeceği bir şey yoksa Sayın Çimen'im, ben başka bir soru sormak istiyorum. Tabii yok ben. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman Erzurum'da ciddi potansiyelin olduğunu biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte bu 2015 seçimleri öncesi özellikle ekonomi kaynaklı bir takım vaatlerle ortaya çıktığını da görüyoruz. Siz de uzun zamandır sahadasınız. 2011'den bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde ne değişti? Bu seçim beyannamesinde yer alan vaatleri halka yeteri kadar anlatabildiniz mi? Halktaki karşılığı nasıl oldu? Biz 2011'den bu tarafa çok şey değişti. 2011 yılına gelindiği zaman 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi defolu bir parti değildi. Halk nezdinde. Biz biliyorduk da. Ama 2012 sürecinde 4 bakanıyla birlikte suçüstü yakalanmıştır. Arsızlık, hırsızlık, adaletsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk. Ve 3Y üzerine bu iktidara gelmiştir Adalet ve Kalkınma Partisi. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk üzerine iktidara gelmiştir. Üçünü de dünya rekorunu kırmıştır şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Bankası Başkanı Yılmaz Durmuş'u ve değişmeyen ve takdir ettiğim, ben de ekonomist kökenli bir insanım, iş adamıyım ve bu işin hamalıyım. Tezgahın altına çıkmış bir insanım. Ekonomiyi de çok iyi bildiğimi her yerde, her zaman, her zeminde söylerim. Ekonomiyle ilgili de ana başlıklı Erzurum'u da ve Türkiye'yi de anlatmaya çalışacağım gücüm yettiği kadar. Erhan Usta, Ali Babacan, çok takdir ediyorum. Takdir ettiğim bir hakikaten ekonomide fil bekti, hükümetin de üstünde, Türkiye Cumhuriyeti devletin üstünde bir fil bekli olan ama bunun arka plandaki teknokratların başında bugün Samsun birinci sıra milletvekili adayımız pırıl pırıl gencecik bir Erhan Ustası var. Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlere çok kaliteli adaylarla girdi. Ve Erzurum'da aynı şekilde söylüyorum. Birinci sırada hocamız
deneyimi var, tecrübesi var. Erzurum'u biliyor. Ben de Erzurum'da 30 yıldır siyaset yapıyorum. 30 yıldır. Biz paraşütte inmedik. Buraya Hasankale'de giderken Pasinler'de çay içmeye de gelmedik. Benim şu defterim her seçimde defterlerim dolar. Bu defterimde şu anda 250 tane köy var. Hiçbir milletvekili 250 köyü gezmemiştir. Varsa bugün çekilirim. İlçelerine en az 5 sefer gitmişim. Köylerine en az Avvar beldesine 3 sefer gitmişim. İsmen tanırlar, başkanım derler, başkanım diye hitap ederler. Ben gönüllerin vekiliyim. Milliyetçi Hareket Partisi çok hazırlıklı bir şekilde 2015 seçimlerine giriyor ve iktidar ortağıdır. Erzurum'da da birinci partidir. Adını, altını böyle net çiziyorum. Biz inşallah Erzurum'umuzu Erzurumlarla birlikte, Dadaşlarla birlikte yöneteceğiz. Çaldığım düdük dediğim yapmayacağız. İşte İstanbul'dan böyle paraşütle inenler burada gelirler. 1180 mahallesi olan Büyükşehir Yasası içerisinde Erzurum'u yönetmeye çalışsalar, geçen sene Allah'tan kar fazla yağmadı. Ama Erzurum buranın hiç belli olmaz. 8 ay kış var. Bütün özel idareyi darmaduman ettiler. Köy hizmetlerinden gelen özel idare geleneği vardı. Ben akaryakıt bayisiyim ve o sekçeyi de çok iyi bilirim. Ne iş makineleri kaldı ne operatörleri kaldı. İnsan kaynağı çok önemlidir. Değerli Ayhan Beyciğim. Burayı darmaduman ettiler. Bu Büyükşehir Yasası'yla Erzurum yönetilemez bir kere. Yönetilmesi mümkün değil. Biz Büyükşehir Yasası'nı değiştireceğiz. Bizim 18 tane ARGE'de komisyonlarımız var. Tarımda, ekonomide, sosyal alanda, personel rejimiyle ilgili olsun. Bütün yapacağımız işler 4 yıllık bir onarım süresi. Bunların yaptığı tahribatı devletin şirazesi bozulmuş. Büyükşehir Yasası'nı yeniden biz yapılandıracağız. Ve eski beldeleri yerine kavuşturacağız. Buradan hemşehrilerime ben gittim. Şekerli beldesinde mobeselerini sökmüşler ya. Kanalizasyonu yok. O belde alışmış asfaltıyla bir hizmet alıyordu. Köylere de hizmet gidiyordu. Darmaduman ettiler. 13.2 katrilyon yatırım yapıldığını söylüyorlar 13 yılda. Bana 10 katrilyon verin ben 10 bin kişiye burada istihdam ettiririm. 10 bin kişi ve Orta Doğu Türk Cumhuriyetlerine ister mobilya sektörü olsun, süt ürünler olsun, halısından tut, tekstilinden tut. Türk Cumhuriyetlerinin burası tam bir ticaret merkezi olur. Zaten ben her zaman şunu söylüyorum. Erzurum'umuzdan ister burada yaşayan eski ve yeni müteşebbis olsun, ister bir kişi, ister beş kişi, ister yüz kişi, çalışan kişiden vergi alınmaması lazım. Sigorta primi alınmaması lazım. Damga vergisi alınmaması lazım. Ne zamana kadar? Marmara bölgesinde değil. Sakarya'nın seviyesine, ekonomik seviyesi çıkıncaya kadar bizden alınmaması lazım. Cumhuriyet'ten alacaklı olan bu şehrin o alacakları da ayrı bakiye olarak orada kalmak kaydıyla. Ama maalesef 13 yıldır bir teşvik yasası çıkaramadılar. Rahmetli Ecevit ve Erbakan'ın döneminde çıkan 98'deki o yasa buraya can simidi olmuştur. Esat Bey çok iyi bilir. Bu yasayı daha sonra da genişlettiler, eskileri de kattılar. Ve bizim o krizde, 99 krizinde korkunç derecede bu bölgede gizli işsizliği önlemiştir. Şu anda vatandaş sosyal güvenlik kapsamında yardım alabilmek için ne yapıyor? Vatandaşı dilendiriyorlar. Niye dilendirelim? Üreten bir ekonomi yapmamız lazım. Zaten ekonomiyi düşük kur, yüksek faiz politikasıyla burayı ne yaptılar? Milleti borçlandırdılar önce. Ondan sonra AVM'ler açtılar. Ondan sonra da tüketen bir ekonomi yarattılar. Üreten bir ekonomi modelini maalesef Babacan da çok bağırdı bu konuda. Ama mümkün değil. Bunu yapamadılar. Bugün geldiğimiz nokta şey bitti. 656 milyar dolar biz faiz ödedik. Aşağı yukarı 450 milyar dolar 13 yılda vermiş olduğumuz cari açığımız var. 656 milyar ne biliyor musun? 45 tane Atatürk barajı yapıyor. Atatürk barajı. 4,5 milyar dolar. Dikkatinizi çekerim. Bunlar ekonomiyi çarçur ettiler ve milli servetlerde ne varsa sattılar. Biz çok hazırlıklı bir şekilde ayaklarımız yere basan ve kayıt dışı ekonomiyi
Ben buradan şu maddelerini de okuyayım size. 72 milyar Türk lirası, yani 72 katrilyon. Bizim anlayacağımız dilde konuşalım. Vatandaşın, halkın anlayacağı dilden konuşalım. Bunun toplumsal bir seferberlik başlatılarak kayıt dışılıktan dolayı 13,5 katrilyon para tasarruf edeceğiz. Kayıt dışı ekonominin 200 milyar dolar civarındadır. Bunun yani %6, %7'sini eğer alabilirsek ki rahatlıkla alırız. Bu inşaat sektöründe var, diğer sektörlerde var, hiç kayıt dışına alınmayan sektör. Artı kaçakçılıkla etkin bir mücadele olacak. 6,2 milyar Türk lirası. Biz bunu çok iyi de anlattık. Her mitingde de Sayın Genel Başkanımız kısa puntolarını anlatıyor. Devletin mal hizmet alımlarıyla ilgili ihale yasasını köküyle değiştireceğiz. Kamu ihale kurumu yasasında müthiş yolsuzluklar ve müthiş adam kayırmalar söz konusu. Aynı iş, bir spor salonu 55 trilyona yapılıyor. Aynı bir spor salonu, aynı proje 25 trilyona yapılıyor Ayhan Bey. Bu bizim milletimizin parası. Yazık günahtır. Buradan da bizim 23.3 milyar yani 23.3 katrilyon para tasarruf edeceğiz. Bir kısım rantiyeci azınlıkça elde edilen imar rantının vergilendirilmesine sağlanacak ki özellikle İstanbul'da, büyük şehirlerde sizin yeriniz özel bir imara alınır. 5 dönüm, 1 dönüm olunca orada gökdelen dikersiniz, size gelince burası yeşil alan derler. Bundan da 12 milyar yani 12 katrilyon. Uygulayacağımız ekonomik program sayesinde elde edilen yüksek büyüme performansı ki Türkiye 2008'e kadar %5.5 ortalama büyümüştür. 2008'den sonra 3.3 büyüme sağlamıştır. Avrupa ülkelerinin de ekonomide bir gerileme olduğu yerde Türkiye'de bunun çok altında kalmıştır. Halbuki gelişmekte olan, daha büyümesi tamamlaması gereken bir ülkeyken bunu tamamlayamadın. Sebebi de dediğim gibi her yerde AVM yasalarını açtılar. Esnafımızı perişan ettiler. AVM yasasını da biz kökünden değiştireceğiz. Cumartesi, pazar çalışma saatlerini ona göre ayarlayacağız. Benim taş mağazalarındaki, Habib Baba'daki, Gürcü Kapı'daki esnafım burayı terk etmek zorunda kalmayacak Ayhan Beyciğim. Biz Erzurum'da yaşıyoruz. Erzurum'da biz beraber olacağız. Cenab-ı Allah milletvekili olarak gönderecek ama onun inayetiyle, ama biz Erzurum'la beraber burada kalacağız. Burada dertlerini dinleyeceğiz. Çözüm önerilerini burada bulacağız. Kıllı kışlı işlerde olmayacağız. Çalmayacağız, çaldırttırmayacağız. Önemli olan şey bu. Buradan uygulayacağımız bu politika büyüme performansından da 17 milyar Türk lirası. Yani 17 katrilyon sağlayacağız. Bunun toplamı 71.9 katrilyon. Bunu biz kime vereceğiz? Hilal kart vereceğiz. Bir kere vatandaşı 250 bin tane Erzurum'a yeşil kartı var. Bunu siyasetçinin elinin altından kurtaracağız. Hilal kartı vereceğiz. AKP ilçe başkanının, il başkanının, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın elinden kurtaracağız. Gidecek bankada cırt diye çekecek şeyini, kartını koyup istediğini alacak. Balkaya kömürü 170 lira satıyor ki bizim kendi öz kaynağımız. Onunla ilgili de bir sürü spekülasyon oldu. Biz içine girmedik çünkü bizim, ben müteşebbisim. Hem içeyim hem iş verelim. Hiçbir kimseye benden aşağı vurmadık. Siyaseti adam gibi yapmaya çalıştık. Burada yapılan bütün israflarda başlarına dikildik. Bir başbakanın gelişi, fütursuzca harcanan şu reklamlar, afişler havaalanı yolunda herkese şimdi çit oluyor. Ben yine söylüyorum, yine buradan açıklıyorum. Beni yanlış anlamasın reklam yapan firmalarımız. Şu anda işi kim iyi derseniz reklam yapan, belediye şeyin anahtarını uyduran bürokratlar da kıldık işler de kulağımıza geliyor. Onu da söyleyeyim. Ben belediye meclis üyelerine ve belediye başkanına buradan sesleniyorum. Yazıktır, günahtır. Bunlara dikkat ediniz. Ben o gün Facebook'umu attım. 8 kilometre boyunda afiş, aynı afişler AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın şeyi. Cumhurbaşkanımız tarafsız, tamam yeni bir şey çizeceğim dedi ama Cumhur'un başı ya, anayasada Cumhur'un başı. Bu tarafsız olamaz. Buraya geldi. Ayhan Beyciğim, nereye açtı? Hangi tesisleri açtı? 13 katrilyon para harcandı. Ben 650 trilyonunu biliyorum. Çarçur ettiler. 7 günlük zevk için kış oyunlar, olimpiyat da değil.
Ben o zaman da söyledim, hatırlayın, Alaaddin'in sihirli lambası dedim. 150 trilyon da orada heba oldu. Onun da takipçisi olacağız. Allah bize fırsat verirse Erzurum'da arkadaşlar. Ben Erzurum'daki tüylenmemiş yetimin hakkını soracağım. İsraf haramdır. Özel sektörde nasıl başarılıysam aynı şekilde de milletvekilliğimi o şekilde yöneteceğim. Sayın Çimen, müsaadenizle konuklarımıza tekrar dönmek istiyorum. Konuyla ilgili sorunuz varsa Büyükşehir Kanunu, ekonomi ve billboardlarla ilgili. Önce onu alayım, yoksa başka bir soruyla şimdi ben hemen onunla konuyla alakalı bir soru sorayım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine vaatler sundu. Yani Türk insanına, işte emeklisinden, işsizinden falan. Hatta iktidar da bu kaynağı nereden bulacaksınız diye soru soruyor. Az önce anlattıklarını sanıyorum. Onlardan elde edeceksiniz sanıyorum. Bu sadece bu. Sadece 72 katrilyon buradan geliyor. Evet. Dahası var. Büyüyen, üreten ekonomiye geçtiğimiz zaman, yerli malımızı kullandığımız zaman 3,5 katrilyon çerez parası diyor. Kamuda kullanılan. Ben otomobil sektörü içerisindeyim. Yani benim şu anda Mercedes veya atıyorum yani marka vermiş marka oluyorum ama lüks marka diyelim, kullanmak gibi bir hakkımız yok. İnşallah da bunun hesabını sorarlar bize. Biz 50'şer milyarlık, 40'ar milyarlık, 30'ar milyarlık Papa Türkiye geldi, Siena araç kullandı. Mercedes de çektirdi. Ki Papa din devletidir. Dünyada tek din devleti vardır, o da biliyorsunuz Roma'da. Evet. Bütün Haçlılardan kesilen payı vardır, o paydan alır. Ben Roma'ya 3-4 sefer gittim. Avrupa'yı da her dönem gezerim. Onunla ilgili de, tarımla ilgili de şey anlatacağım. Hı-hı. Neler olması gerektiğini. Ama bu israfı bizim önlememiz lazım. Herkes lüks bir saltanat içerisinde yaşıyor. Katrilyon 470 milyar kaçak saray veya karanlık saray diyor genel başkanımız. Gerek var mıydı ya? Ben kamuda bu tür sabit yatırımların yapılmasına karşıyım. Bir ekonomist olarak, bir iş adamı olarak diyorum. Bu işin hamalı olarak diyorum. Yazıktır. Bu bir sabit yatırımdır. Türkiye'deki binalar, bu Erzurum'da da fazlasıyla yeter. Ben gidiyorum, kamu kurumlarını geziyorum ya. Bir saltanat var, lüks ve şey içerisinde yaşıyorum. Ama saray için mesela Cumhurbaşkanı diyor ki, yani saray tamam yani var ama ben alıp gittiğim zaman alıp yanımda götüreceğim. Ben ona elbette götürmeyecek. Biz ne görüyoruz? Benim şu anda Kocaeli'de iş yerim var. İzmit'te var, Gümüşhane'de var. Erzincan'da var. İstanbul'da var. Burada da şehrin her ilçesinde var. 500'ün üzerinde insana da iş istihdam veriyorum. Diğer milletvekillerine de var. Ben bir yere bir şey götüreceğim. Ama ben o insanlarımla mutlu oluyorum. O çalışanlarımla beraber abi kardeş gibi en az 5-6 bin kişiye iş, aş, ekmek veriyoruz. Ama o karanlık sarayda bizim Çankaya'daki şey 100 yıl bize yeter ve çok ihtişamlı, çok da güzel bir yerde. Yazık, bu milletin parası mı? 1 katrilyon 500 milyar, 1,5 katrilyon. Bak 3,5 katrilyon ne demek vatandaşım bilsin. 999 eski parayla trilyon. 999 trilyon. 999 trilyon artı 503 trilyon. Bu 3,5 katrilyon demektir. Türkiye'nin bir yıllık kamu sektöründe çalışan insanların maaşı, Esat Beyciğim, Ayhan Beyciğim, biz 50 lira 100 lira veriyoruz emekliye. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama kendisini koruyacak diye savcı ve hakimler beni yanlış anlamasın. Maaşları onların yaptığı meslek icabıyla azdır. Ama 2,5 milyar, 3 milyar milletvekili maaşları biz de nasip olursa gideceğiz. 23 milyar mı olmuş milletvekili maaşları bilmiyorum. Allah nasip ederse ben milletvekili maaşımda da, ki Erzurum'da bu çalıştığım sürece üniversite özbez Erzurum'un çocuğu, özellikle kız çocuğu, üniversite okuyan o kişilere burs veriyorum. Bunu söylerken de böyle icap duyuyorum. Çünkü veren el alan el bilmemesi lazım. Hilal kartın anlam şeyinde esas budur. Bir milletvekili bugüne kadar diyebildim. Gördünüz, duydunuz mu Erzurum'da? Ben bunu değiştireceğim. Allah'ın izniyle Erzurum'un Ankara'da bir evi olacak. Geldiği zaman çayını da içecek, yemeğini de yiyecek. Bir derdi varsa da ondan ilgilenen bir Ertürk, Türk oğlu Türk bir kardeşi olacak. Ben bunun sözünü veriyorum. Köşe bulma, benim telefonlarım da 200 bine yakın kart dağıttım.
0532-324-35 ol. Aslanlar gibi vermişim. Hiç kimse o gün 20 yıl önce de aynıdır. Çıkart telefonunda aynıdır. Evet. Değişmedi, değişmeyecek. Çok teşekkürler. Diğer sorularımıza geçelim müsaadenizle. Evet Ayhan Bey, Erzurum'la ilgili devam edelim. Erzurum'daki ekonomik faaliyetler veya göç önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili sorunuz varsa onu alalım. Teşekkür ederim Deniz. Tabii Sayın Çimen uzun zamandır Erzurum'da iş adamı, yüzlerce insana da iş imkanı sağlayan birisi. Bu konuda ben kendisine teşekkür ediyorum bir Erzurumlu olarak. Sormak istediğim soru şu efendim. Yani Erzurum'da hakikaten ciddi bir göç olgusu var. Bunun yanında Erzurum'un önemli problemlerinden birisi de istihdam. Siz MHP iktidarında Erzurum'a özel bir projeniz var mı? Yani özellikle Erzurumlu'yu Erzurum'da tutmak adına, Erzurumlu'yu Erzurum'da doyurmak adına Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir vizyon çalışması var mı? Bununla ilgili neler söylersiniz? Seçim beyannamesinde bizim var. Bu bölgeye istinaden acil eylem planı, pilot bölge olarak şeyimiz var. Ama milletvekilinin bir projesi yoktur. Yalan söylemeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak söyledim zaten evet, efendim. Ben onu söyleyeyim. Altını çizeyim. Halkımız bilsin diyorlar. Ben sizin zaten projeniz var biliyoruz. Yani şimdi kendime önce ne yapabilirim dedim. Onu biraz önce müjde olarak verdim ben Erzurum hemşehrilerime. Bir baba iddia varsa gelsin söylesin. Ama önemli olan şey şu. Biz Erzurum'u biliyoruz. Erzurum'da da yaşıyoruz. Buradan bir kere sigorta prim alınmaz diyor. Vergi alınmaz diyor. Biz 4305 sayılı 98 yılında çıkan o yasanın takipçisi olacağız. Buna benzer yasayı çıkaracağız. Ben size şurada bir şey çizmek istiyorum. Bak Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar. Şurada alabilirse şey bunun %5 nüfusu 800 milyar doların %5 nüfus 500 milyar dolarını götürüyor. Amerika'dan da çok şey. 4 milyon falan nüfus eder. Geri kalan 75 milyon nüfus 300 milyar doları bölüşüyor. Orta sınıf mınıf diye bir şey kalmadı. Evet. 800 milyar dolar böyle. Türkiye'nin de 656 milyar iç borçla dahil ki 407 milyar dolardı Türkiye'nin borcu. Şimdi IMF'in borcunu ödedik diyorlar ya. Doğru 22 milyar dolardı. Onu ödediler ama diğer aldıkları sendikasyon kredisiyle beraber 107 milyar Türkiye'nin kamu borcu vardır. 280 milyar dolar da özel sektörün borcu vardı. Yani bu 3. havalimanı, yapılan otoyollar bunlar hep dış kaynaklı kredilerdir. Devlet de şeyini garantisi verilerek alınan kredilerdir. Buradan nereye geleceğim? Buna gelince 800 milyar doları dünyanın en gelir dağılımının adaletsiz olduğu ülke Türkiye'dir. Bu kafadaki adamlar 100 bin doların üstünde alıyor. Benim Erzurumlum 1000 dolar alamıyor. Bunun adına ister gelir üzerinden koyalım, ister doneyi rakım üzerinden koyalım, ister Doğu Anadolu bölgesi olarak bir şey edelim. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Çünkü Erzurum milletvekillerle iktidar partisinin olsun, diğer muhalefet partisinin olsun bir konsorsiyumu sağlayacağız. Bu bizim ortak paydamız. Erzurum bizim ortak paydamız bir kere. Erzurum Spor nasılsa bu da bizim ortak paydamız. Biz nüfusu burada nasıl tutacağız? Doğalgazı bir kere en az benim kendi fikrim yarı fiyatına burada uygulamamız lazım. Bunun da şeyini çizerim ben ekonomik olarak değerini. Elektriği aynı şekilde. Vergiyi dediğim gibi burada bir insanı istihdam etmeniz, burada altyapını yapmanız, suyunu getirmeniz, kanalizasyonu yapmanız kişi başına atıyorum 1000 lira. Bu Ankara'da 50 bin lira. İstanbul'da 1 milyon lira. Bu kişiyi orada barındırabilmeniz için. O gün çıkmış Sayın Bakan Efkan Bey şey anlatıyor. İstanbul'da 3. köprü, alt geçit, efendim Marmara Rayı, bilmem tüp geçit, işte çılgın projeler. Türkiye'de 13 katrilyon para harcandığını söyleniyor burada. Ben düşünüyorum nereye harcadılar bu parayı? Bir kere yandaşlarına, müteahhitlere bunun herhalde 13 katrilyonu, 5-6 katrilyonu size demin izah ettiğim şu ihale yasasından dolayı zay oldu gitti. Bu insanlar da burayı çekti gittiler. Bak bana Büyükşehir Belediyesi daha önceki başkan burada bir zulmetti. Oradaki Erzurumlu hemşerilerim, bürokratlarım perişan olacaktı dava etseydim. Paramı bir yıl içerisinde geri ödediler ama bana zulmettiler. Şöyle de bir iyilik ettiler. Yani ben teşekkür edemem de çünkü Erzurum sevdalısıyım ben üçücüyüm. Ben Güneydoğu'da savaşan bir kardeşinizim.
13-14 yaşında ben Ülkücü Hareket'le tanışmamış olsaydım ben bir kapitalist, liberal düşünce içerisinde kendimi herhalde bugünkü AK Parti'nin içerisinde bulurdum. Geçmişte bir takım partiler olurdu ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmazdı. Ama ülkücü olunca ülkenin hakikaten gerçek değerlerine, insanlarına geleceğinde benim çocuğumun ismi Oğuzhan, Yavuz, Fatih bu isimleri bizim yaşatmamız lazım. Allah korusun bunlar şu anda Erzurum'da tehlike içerisinde, tehlike altında. İnsanımız niye göç ediyor? 2,5 milyon Erzurumlu var. Bugün TÜİK için şeylerine bakıyorum. Benim ilgi alanım ekonomi olduğu için. Ama ben hamal adamım. Yani oraya böyle kes sakalı koymuş 5.000 dolara bunları söyleyecek bir adam değilim. Kitabın ortasından konuşurum. Bu insanlar 1.750.000 ileride yaşıyor. Bursa'da, İstanbul'da, İzmit'te, Antalya'da, ağırlıklı İstanbul, Bursa. Geri kalan 750.000'i burada yaşıyor. Niye, neye geleceğim? 3 yıl İstanbul'da yaptığım iş benim buradaki 30 yıl işime bedel oldu. Ayhan Bey, Esat Beyciğim, siz az çok bizim iş yerlerimizi biliyorsunuz. Ama benim oradaki dostluğum yok, kimsenin kimseye itimatı yok. Her hafta geldim ben buraya, her hafta. 3 yıl içerisinde şey yaptım ama her hafta buradaydım. Geldim bir hafta kaldım, 10 gün aldım, 3 gün kaldım ama oradaki 3 yıllık gelirim burada 30 yılımıza bedel oldu. Ve aldığın yerin değeri, yaptığın işin değeri kat kat fersah fersah arttı. Dönüp eğil oturup doğru konuşacağız. İstanbullu buraya bir sürü Erzurumlu iş adamı oradan geliyor. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Gelmezler. Burada değilseler gelmezler. Hayvancılıkla ilgili çok güzel projeler yapılabilir burada. Ki bunun ayağı ben her zaman söylüyorum. Bunun 4 tane ayağı var Erzurum'da. Turizmdir. Olmazsa olmazı hayvancılık ve tarımdır. Ki bu insanları biz burada resmen besleyeceğiz. Demin anlattığım bir insanı oraya gönderirsek, o 750 bin insan fazlasıyla oraya gönderirsen, nüfus 1 milyondu. Her yıl 25-35 bin arasında göç veriyoruz. Doğanlar burada işte kalıyor. 750 bin neredeyse 8 milletvekili. 7-6 çok az bir 7 bin sayısıyla 5 milletvekiline düşecektik. Bunları nüfus demek ihtiyaçlar hiyerarşisinin sonsuz sınırsız olması demektir. Kasabı, manavı çalışacak, berberi çalışacak, tersi çalışacak. Bunları burada tutmak zorundayız. Nüfusu burada sağlamamızın ana nedeni emekli maaşını en az 1400 lira yapacağız. Ama biz burada Doğu Anadolu mahrum yasamı vereceğiz. Artı toplu taşımacılıktan 100 TL vereceğiz. Artı kira yardım 250 TL para vereceğiz. Bu Milliyetçi Hareket'in sözü, Devlet Bey'in sözü. Devlet sözü bu. Ama biz diğerleri gibi bunu demokrasinin kılıncı gibi kafasında tutmayacağız. Burada hemşehrilerin bir hissedi. Bu iktidar Abbas yolcudur, onu söyleyeyim. Çünkü doktor diyor ki ne yersen ye, bu dertten iflah olmazsın, gider. Çünkü bu parti artık defoludur, AK Parti değildir. 4 bakanlı yargı, yüce yargı önünde ki kendileri maaşlarını 2,5'tan 5,5, 4,5'a kadar çıkarmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu'nu değiştirmelerine rağmen, ayaklarına döndü sıktı, değiştirmelerine rağmen yüce yargının önüne gönderemediler. Bir Devlet Bey'in yaptığı modeli yapamadılar. Hatırlayınız. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi o algı yönetimini yapan şey şirketleri, araştırma şirketleri kimlerin elinde, kime hizmet ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Ben vatandaşın anketini söylüyorum size. Erzurum'da 1. partiyiz. Bunun neticesinde Adep barajı aşar mı aşmaz mı? Henüz belli değil. Aşarsa farklı bir sonuç olur. Tam tersi olacak. Sükutu hale uğrayacaklar Erzurum'da. Türkiye'de de yükselen değer Milliyetçi Hareket. Bunu köşe yazarları müthiş bir şekilde de yazıyor. Sizler de okuyorsunuz. Teşekkür ederim ve konuya ilişkin sorularla devam edin. Şimdi iş adamısınız. Biraz önce de işte anlattınız. İş yapmak için Erzurum'u niye seçtiniz? Yani başka bir il de olabilirdi. 30 sene Erzurum'dasınız. Ve Erzurum'da sürekli çalışıyorsunuz, istihdam yapıyorsunuz. Neden Erzurum? Neden Erzurum? Evet, neden Erzurum? Mesela yani, niye Kars değil, niye Antalya değil? Neden memleketim Erzurum? Onu bilmiyorsun işte. Evet. Esat Beyciğim, onu anlatayım o zaman. 1937 yılında rahmetli dedem Erzurum'a geliyor. Erzurum depreminden bir ay önce.
Terzi Baba diyor ki oğul burayı terk et diyor. Senin burada rızkın diyor bitti. Çok üteniyen bir insandı, okumuş bir insandı. Ben hayal meyal hatırlıyorum çünkü 6 yaşında falandı. Erzurumlu olur ki çocuklarına babam rahmetli oldu. Babamı siz tanıdınız. Olur ki terk edersiniz. Olur ki batıya göç edersiniz. Çünkü Erzurum'da Erzurum iş merkezinin o gücü kapısında Arazlar vardır. Kürtçoğulları vardır. Yücelikler vardır. Polatlar vardır. Kılıcaslanlar vardır. O mahallede dedem 37 yılında orada Vatan Oteli ve kıraathanesini çalıştırdı. Kamyonları vardı. Bizim Erzurum'a vurgunluğumuz bize vasiyeti de her yıl ola ki burayı terk edersiniz. Kalp krizinde 65 yılında rahmetli oldu dedem. Burayı terk etmeyeceksiniz. Benim 1991 yılında Erzurum'a gelişim ilk torunuyum. Bu bir Allah'ın bir lütfudur. Öyle bir vesile oldu. Fiyat bayiliğiyle biz buraya adım attık. Yatırımlarımız da burada. Ben çok sevdim. İnsanlarını da sevdim. Ben gittiğim Erzurum Maltepe Vakfı'nın da mütevelli üyesiyim. Gümüşhane Vakfı'na da vardı. Gitmedim. Ben kendimi Erzurumlu hissediyorum. Erzurumlu gibi yaşıyorum. Ve buradan şunu da söylüyorum. Bizim çalışanlarımız, 500'e yakın çalışanımız var. İçinde 40-50 tane Kürt kökenli benim canım, ciğerim insanlar var. Hiç biz ayrım gayrım yapmadık. Alırken de bunun ayrımı gayrımını yapmadık. Çok da dostlarım var, Kürt kökenli hemşehrilerim var. Ama maalesef öyle bir şey oldu ki son 1,5 gün içerisinde o namuslu Kürt hemşehrilerim, Kürt akrabalarımız, hısımlarımız terbe olmuşuz, etten kemik olmuşuz, tırnaktan parmak olmuşuz. O insanlar 1,5 gün önce HCK'nın eline, PKK'nın eline teslim edildi. Bu iktidar çözüm süreci içerisinde bir ihanet süreci başlattı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı burada gelince tek millet, tek vatan, tek devlet diyeceksin sorduğun soruyla ne ilgisi var? Bu bir sevda işi. Ben Türk milliyetçisiyim. Ve Erzurum'un imzamla diyorum ki bak noktası Erzurum. Budur. Allah'ın bir lütfudur bu. Erzurum'a biz inşallah 1000 yıllık kardeşliği tesis edeceğiz. O insanlarla binlerce yılda beraber yaşayacağız. PKK'nın elinden kurtaracağız o insanları. Devleti tesis edeceğiz. Devleti yeniden oluşturacağız. Biz gelince Allah'ın izniyle bizim iktidarımızda herkes sağdan izi alacak. İzi almayanlar da kendilerine gider yer seçerler. Bu işin başka izahı yok. 84-85 Güneş Hareketi'nde ben bulundum. Bunu da net söylüyorum. O insanlarımız hakikaten çok namuslu, dürüst insanlar. Ben gıda toptancılığı da yaptım. Tekvanla, karayasında da 1,5 param batmadı. Belki bu kesimlerde battı, orada param batmadı. Şey altını çizmeye çalışıyorum. Biz sahiplenirsek, biz el uzatırsak, bu ülkede güzel, bu ülkemiz çok güzel bir ülke. Ben eser duydum bu olan olaylardan. Yapılanlardan ama Erzurum halkının bir sıkışmış, esnaf perişan, üstüne geliyor üç güvenlik yasası, Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde, her gün maliyeci kapısında sigorta yükü fazla, canı çıkmış. Öbür taraftan bir de bayrağına, şunu da söylemekten geçmek istemiyorum, Erzurum Belediyesi 80 bin bayrak aldı, tanesi 5 liradan 400 milyar. Havaalanı yoluna da her biri 3-4 milyar mıdır o ağaçları dikiyorlar. Ağaca biz karşı değiliz ama israf ediliyor. Ben üzülüyorum. Keşke çam dikseydiler Erzurum bölgesine. Yakışan da o. Yaz kışta yemyeşil durur. Ama bir cumhurbaşkanının gelişi gidişi benim en az Ova köyde 100 tane köyümün yolunu, suyunu, şeyini, altyapısını halleder. Ne yaptılar? O bayraklar Allah nasip eder seçilirsem İlk yapacağım işlerden bir tanesi bayrak kanunuyla ilgili kanun teklif vereceğim. Bayrak sadece gönderde olacak. Başka yerde bayrak elde gezmeyecek. O bayraklar eline yakışmayan insanların eline verildi ve ayaklarıyla çiğnediler. Esat Bey ben ağladım. Gördüm ve ağladım. Üzülüyorum yani. Bu geçtiğimiz başbakan olduğu dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı şeyler manzarayı istasyon meydanında yaşadık. Ama 13 yıllık ötekileştirme, 13 yıldır
maalesef böyle ötekileştirmenin getirdiği sonuçtur. Cevabınız için teşekkür ediyorum ve Sayın Türkes'e dönüyorum. Sayın Türkes, buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, sonuçta Erzurum'u ülke gündeminin dışında tutmak çok mümkün değil. Türkiye'de iktidarın konuştuğu bir yönetim şekli var. Başkanlık sistemi ve yeni anayasa konuşuluyor. Siz Erzurum'dan bunu nasıl görüyorsunuz? Yani sahadaki karşılığı nedir? Yani yeni Türkiye'de yönetim modeli nasıl olmalı? Yeni Türkiye'yi ben zaten anlayamadım. Yeni Türkiye, her gittiğim yerde de söyledim. Eğer birileri Altın Kruzet'te veya işte o sarayda, o lüks arabaların içerisinde yaşayıp benim Ilıca Sulu köyümün, vatandaşımın yolu 13 yıldır el vurulmamış, 15 aydır yapacak, edecek, gelecek diye birileri eğer söylüyorsa o yeni Türkiye'yi alsın başına çalsınlar. Biz güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Türkiye'nin Büyükşehir Yasası'nı onun için söylüyoruz. Düşün Mardin'i, Diyarbakır'ı düşün. Erzurum'uzda yine bu topraklarda yanlış nevat bitmez. Fasin Ovası, Orasan Ovası, işte Dakvan Ovası. Bugün bir su şeyi gördüm televizyonunuzda. Su şeyi açıyordular. Zaten Dakvan Ovası'nda su şeyi var. Neyi açıyordular ben onu anlayamadım. 13 katrilyon da nereye gitti? Halen daha onun içerisindeyim ben. Bunlar yeni Türkiye dedikleri Türkiye'de 17-25 Aralık'a yakalanan bir sabıkalı 4 bakan vardır. Ve bunun ucu da nereye gidiyor? O MİT tırları acaba silah mıydı? Yoksa altında balya balya dolarlar mı vardı? Bak bunu söyleyeyim, bilmiyoruz. Açıklamalar lazım. Ve paralar nasıl sıfırlandı? Nerelere gitti? Milyar dolarlardan bahsediyor. Bu seçimde de şu anda para dağıtıyorlar. Yazın ortasında kömür dağıtıyorlar. Erzak dağıtıyorlar. Bu sizin paranız. O gün mitinge 100 bin kişi yazıyor basın. 100 bin kişi yok. O sayı saymasını biz biliyoruz. Bizim mitingimizde 55-60 bin kişi vardı. Nibelip'te Erzurumlu özböz çocuğu böyle natürel, organik bir şekilde dolmuştu. Ama oralara çocukları mecbur etti, getirdiler. Sosyal yardımlaşma, dayanışma vaktinde ben çattaydım o gün. Adam başı 100 lira para verdiler. Kimin parası kime veriyorsun? Kaymakamlara yetki vermişler. Araç başı 250 lira ve 400 lira para verdiler. Yazıktır, bu milletin parasıdır bu. Ben bir kuruşun hesabını sorduğum yerde ben devlete vergi veren ve 30 yıldır ilk beşin içerisinde vergi veren bir insanım. Benim paramı bu şekilde çarçur edemez. Allah fırsat verecek, bunun hesabını biz soracağız. Biz de eğer yanlış yaparsak bizim kafamızı hızlara vurun. Başka bir şeyle vurmayın. Başka laf da söylemiyorum. Böyle bir yeni Türkiye olabilir mi? Yeni Türkiye 17-25 Aralık'taki insanları kurtarmak, teokratik bir rejim içerisinde tek adamlık ilçesine doğru gidiyor. Tek adam olanlar Gaddafi gitti. Saddam gitti. Bu devirde bunun olması mümkün değil. Sen Avrupa'yla eşleşmek istiyorsan Avrupa'nın demokrasi anlayışına, yasaklar anlayışını halledeceksin. Geçen ben bir dergide okuyorum. Dünyada yasaklarda biz hiç sıradayız. Ya. Bugün de adamların bankasına el koymuşsunuz. Hangi sıfatla? Ben reşyoları bilirim. Hangi sıfatla koydunuz? Bunun kanun şeyi nedir? İzah edin bunu. Siyasi maksatla önüne çıkan her türlü engelde kim varsa ezip geçiyorlar. Bana diyorlar ya sen korkmuyor musun? Allah bana bir can verecek. Ben Güneydoğu'da iğnenin deliğinden geçtim. 80'i de iğnenin deliğinden geçirdik. Biz bu ülkeye komünizmi sokmadık. Bu ülkeye dini mümin İslam olan milletime hizmet etmekten başka benim bir şiarım yok. Bana milletvekilliği ne sağlayacak? Benim iş yerlerimdeki oturduğum yerleri Esat Bey de biliyor. Siz de biliyorsunuz. Deniz Bey daha yeni. Kardeşim inşallah onu da bir gün çağırırım. Bir yemek yeriz. Herkes gelir bizde yemeğinde yer. O meclisin odasında değil, buradan biz Erzurum'umuzu yöneteceğiz. Bu bizim borcumuz. Öbür tarafa indi Allah'ta gittiğimizde Erzurum adaylarına bir bakın. Bir de AK Parti'nin adaylarına, ki AK Parti daha diyemem buna. Adalet Kalkınma da diyemem. Adına siz ne derseniz deyin. AKP mi diyorlar. Bunun adaylarına bir bakın. Birisi bakanımız. İkincisi işte Hasankale'den bir hemşehrimiz. Hasankale hemşehrilerimiz çok iyi tanıyor. Üçüncü sıradaki adayımız, o da 72 doğumlu,
Sadece Erzurum doğumlu oluşunun ötesinde bir şeysi yok. Burada bir çivisi yok. Geçen gezerken bir arabaların hepsi 34 bir dakika. Acaba bir genel müdürlüğün arabası mıydı? Ben kayda da aldım. Onları da incelettireceğim. Bu denli devlet çürümüş bir şekilde. Dördüncü sıradaki aday bizim arkadaşımız. Eski ülkücü olduğunu ifade ediyor. Ülkücü Türk milletinin bayrağına sarılan, Türk milletinin esaslarına inanan insandır. Örnek insandır. Hiçbir zaman sağa sola kıvırmaz. Beşinci sıradaki aday atom bombası dedim geçen. Yine diyorum. Çiçekli katliamının Erzurum barosunda o zaman o katliamı yapan PKK'ların avukatıdır. Ve tüm PKK'ların avukatıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu. Utanmadan bize HADEP'le işbirliği içerisindesiniz diyorlar. Melih Gökçe'yi. Melih Gökçe'ye ne oldu bilmiyorum. Herhalde Bülent Arınç bir şeyler söyledi. Korku saldı. Parsel parsel sattılar ya. Bunlar fitil fitil zaman aşımı da vuramayacak. Nereye de gitseler bunların hesapları görülecek. Beşinci sıradaki aday dediğim gibi PKK'nın avukatlığını yapan bir zattır. İsim vatandaşımız. İnşallah ülkesine, milletine sahipse biz bir şeyimiz yok. Bir amcaoğlu, siz biliyorsunuz Tekman'da belediye başkanıdır. Bir amcaoğlu da Hınıs'ta belediye başkanıdır. Ben böyle bir şeyi de ötekileştirmiyorum. Saygı da duyarım. Bir şeyim yok ama bu da bilinsin. Benim dadaşlar bu şifreyi, koordinatları da çözün. Altınızdaki sıra aday da yine o bölgedendir. Yani bunlar körler, sağırlar. Mehmet, Mit, Fırat, Dengirler. Mehmet, Fırat, Dengir nerede şu anda? Mersin'de birinci sıraday. HADEP'indeyim. 13 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci adamıydı. Diyor ki nefes alışını bilirim diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de işte bunu eğer alabilirse veterele HADEP'le AKP adayları bunlar Şırnak, işte Ağrı, efendim Haçyarı, Bitlis olmak kaydıyla işte adayları birisi AKP'den öbürü de HADEP'ten adaydır. Milliyetçi Hareket'in olduğu bir yerde bunlar olmaz. Olamaz. Olmaması lazım. Biz ülkemize inanmışız. Büyük Türkiye sloganıyla da yola çıkmışız ve milletimize bizimle yürü demişiz. Allah'ın izniyle bu millet bunu gördü, çözdü. İstanbul'a 1.200.000 insan bizimle yürüdü. Kayseri mahşeri bir kalabalık. İşte ilk defa son 20 yılın en büyük mitingi oldu. Ve hiçbir taşıma yok. Esat Bey, hiçbir taşıma yok. Sizler de belki gittiniz, görmüşsünüzdür. O insanlar iradesini ortaya koyacak ve gezdiğim her sahada buradan tekrar Kardelen TV'nin aracılığıyla bütün Erzurumlu hemşehrilerime, AK Parti oy vermiş benim saygıdeğer insanıma, o dadaşlara sesleniyorum. AK Parti oy vermiş olabilirsin ama bu seçimlerde lütfen bize bir 3 seferdir AK Parti'ye yetki verdiniz. Bize de yetki verin. Yanlış yaparsak kafamızı yine diyorum kızlara vurun. Bırak yüzümüze tokatı, kızlara vurun. Net söylüyorum. Bizim bir yere gidecek halimiz yok. Çünkü 20'lik çiviyle çaktılar. O gün Tortum'dan aldım. Bir 20'lik çivi arabamda duruyor. Bir de mısmarladılar. Ama onlar şu anda İsviçre'de çayını yudumluyorlar. Diğer milletvekillerinin bir tanesi buradaysa ben Erzurum'u terk edeceğim. Sayın Çimen, az önce HDP ile AK Parti'nin soyisim benzerliklerinden bahsettiniz. Kardeşlerim. Soyisimler falan benzerlik değil. Son zamanlarda bir iddia var. Çimen soy isminde de böyle bir şey olduğuna dair. Benim kardeşim Gümüşhane'de AK Parti belediye başkanı. Evet. Ben siyaseti namuslu haysiyetli yapan birisiyim. Onun yolu ayrıdır, benim yolum ayrıdır. 2009 seçimlerinde de aday olmuştur. Ben aslanlar gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını desteklemişimdir. 17 oyuna da kaybetmiştir. 2014 seçimlerde konjektör olarak o kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndedir. İnşallah kendi iradesiyle doğrayanlar şu gerçekleri görür. Bu gözdeği, bu kalp gözü açılır, doğru yolu bulur diye söylüyorum. Ben ülkücü doğdum. Benim küçük kardeşim de ülkücüdür. Ama benim ortanca kardeşim bizim zaten ülkücü değildi. Ama inşallah bu bölgede doğan, burada yaşayan her insanın zaten fıtratında vardı. Bugün yapılan belki olaylarda
ülkücü MHP oyu vermiş insanlar da değildir yani. Ona ne söylüyorum? Bizim böyle bir husumetimiz yok. Biz o kardeşliği tesis edeceğiz. Buradan da o hemşerilerime sesleniyorum. Onu ne söylüyorum? Onu şeyini yapıyorlar. Sen söyle. Dedikodusunu. Efendim? Dedikodusunu. Tabii dedikodusunu yapıyorlar. Yapsınlar. Benim için şey değil. Ben Erzurumluyum. Erzurum olmaktan da şeref duyuyorum. Dadaş olmak farklı bir şeydir. Herkes onu taşıyamaz. Çok teşekkürler. Sizlerle devam edelim. Şimdi Sayın Çimen, teşvik yasalar çıkıyor. Ama Erzurum çok faydalanamıyor bu teşvik yasalarından. Bir iş adamı olarak bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Niye Erzurum bu teşviklerden yararlanamıyor? Teşvik yasaları sektörel bazda çıkıyor. Bölgesel bazda çıkmıyor. O yasalar büyük holdingleri, büyük işte atıyorum Ford fabrikası Yalova'da yapıldı. Sektöre ve kişiye özel çıkıyor. Bunu bizim bölgede demin izah ettim. Bunun olması mümkün değil. Yeniden dünyayı keşfetmeye gerek yok. Ben hamalım diyorum bak bu iş. O serbest muhasebeci mali müşavirim, iktisatçıyım, iyi bir işletmeciyim. Yani benim 500 tane çalışanım beni ruh gibi sever ama ben bir şey eğri dursa ondan huyu kapan bir insanım. Fıtrat olarak daha çok tanırsınız. Bunun yolu, yordamı bu bölgeye özel pilot bölge, acil eylem planı içerisinde özel teşvikler çıkması lazım. Kars ağrıdır. Özellikle hayvancılık ve tarımda. Ama bu işin olmazsa olmazı sigorta primi. Dediğim gibi vergi alınmayacak, damga vergisi alınmayacak ve ucuz kredi verilecek ve hibe anlamlı kredi verilecek. Evet. Şimdi hayvancılıkta burada adam diyor ki ipotek ver. Diyor ki efendim karşılığında işte şu kadar en az 100 baş hayvan veya şu ahır modern ahır yapacağız. Benim bölgemde bunu yapan insan sayısı tek tük 1-2 tane çıktı burada. Burada biz 3 başta olsa 5 başta olsa köylüyü köyünde yaşatacağız. Doğu Anadolu mahrumiyet zamı vereceğiz emekliye. Farklı bir şey uygulamak zorundayız. İnan devlet ve bu bölge ayağa kalkar. O insanlarımız dönüş sağlar. 99-2002'de biz bunu yaşadık. Bunun özeti bu. Bunu savunacak, bu işin ruhundan gelmiş, mutfağından gelmiş insanlar olması lazım. Ben Erzurum'da hemşehrilerimden bir iş adamı olarak göndersinler, bir sefer denesinler. Farkı fark etsinler diyorum. Ayhan Bey buyurun. Sayın Çimen, kamuoyunda bir koalisyon da konuşuluyor. Siz bir iş adamı olarak bu koalisyonlara nasıl bakıyorsunuz? Yani Türkiye için faydalı olabilir mi? Faydalı olabilir. Koalisyon kültürünü rahmetli Ecevit'le birlikte Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Şanssız da Anavatan Partisi'ydi o günde ve o günkü konjöktördü. Dış güçler bunun bozulması için de bir türlü mücadele yaptı. 99 krizini çıkardılar. Net söylüyorum. Ve yapılan yapısal reformlar neticesinde bu ekonomik ve bankacılık sistemimiz oturmuştur. O dönemde BBDK kurulmuştur. Bütün bu rekabet kurumları olsun o dönemde atılmıştır. Onun mirasını bu iktidar yemiştir ama 2008'de tüketmiştir. Benim elimde burada şey var. Bak, İnan Kesici eski Merkez DPT'nin başkanıydı. Bu ekonomik model çöktü. Üreten ekonomiye dönüşmediğimiz sürece Türkiye'nin geleceği sıkıntıdadır. Net söylüyorum. Bunun altını çiziyorum. Türkiye bir borç cennetine dönüştürüldü. Tüketen bir ekonomi oldu. Lüks tüketim geldi. Bu sahte cennetin bedeli ise tam 465 milyar dolar faiz ödenmiştir. Ki bunun bedeli 100 tane Atatürk barajı. Bunu söyleyen ben de İlhan Kesici, DPT'nin başındaki ve dolar kuru 13 yılda %18 arttı ama son bir ayda ki bugün yine arttı dolar. 2.70'e vurdu. %18 bir ayın içerisinde %18 arttı. Böyle bir ekonomide siz şeyden yönetemezsiniz bunu. Ve bunu işte birileri faizi indir dedi. Yüksek faiz düşük kur politikasıydı ya bunun şeyi modelin adı. Ne etti? Faizler şu anda %15 bizim enflasyonun %6, %7 olduğunu söylüyorlar. Ki bana göre %10'un üzerindedir enflasyon. %15, %50 daha fazla faiz alınmaktadır ülkede şu anda. Yani başbakanın, yani cumhurbaşkanının söylediği şey doğru ama siz buna müdahale ederseniz, yapılan doğru bir şeyi zamansız konuşursanız bu sefer dövizi tutamazsınız.
Döviz ne oldu? 10 senede %18 arttı. Son bir ayda %18 arttı. Bunun önünü alamazsınız. Spekülasyonunu yaptı mı daha ekonomi tutmaz. 2008'den sonra şirazesi bozuldu bu işin. Biz bunu defalarca ben takip ediyorum. 130 sayfalık briefingden elimine etmeye çalıştılar. Şu anda da sustular. Kayıp. Hiç konuşmuyorlar bunu. Niye? Maalesef bu işle ilgili bir yapacakları bir şey yok. Millet de bunu gördü. Millet de artık yolun sonu göründü. Koalisyon millet neyi takdir eder? Rekabet gelir. Şu anda Erzurum'da 3 tane Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili olsaydı burada hizmet nasıl olurdu? En azından takipçisi olurdu. En azından kanun teklifi verirdi ve o rekabetin neticesinde burada çalışırdı. Ben şu son 2 ay içerisinde Erzurum Belediyesi'nin ve buradaki siyasilerin müthiş tedirgin olduklarını hissettim ve gördüm. Tehdit ediyorlar muhtarları. Hiç korkmaz muhtarlarımız. Mecbur yapmak zorundalar devletimiz. Şu devletin parası 757 trilyonu 23-24 tane taşeron şirket kurmuş. Onlarla yönetmeye çalışıyorlar. İşte demin dediğim ihale yasası. Ondan kimler nemalanıyor, ne şekilde nemalanıyor? Bunu vatandaşımız bunun idrak içerisinde. Köylerde müthiş bir oy patlaması olacak. Net söylüyorum. Ben bunu gördüm, yaşadım. 350 tane köyü, hiçbir tane gezdiğim köyleri de bir tane milletvekili görmedim. Tek tük bir milletvekili gördüm, o da ilçe merkezlerinde. Zaten vatandaşa gidemediler. Birinci, ikinci esnaf olay patlıyordu, geri dönüyordular. Onun için biz büyümemizi de üretime dayalı bir ekonomi model seçeceğiz. Ve millet neyi takdir etti? Bizim olmazsa olmazımız HADEP'le bizim bir iktidar ortaklığımız söz konusu olamaz. Şimdi yapmışlar zaten gizli bir ittifakı Erzurum'da yaptıkları gibi Türkiye'de de yapmışlar. Peki CHP ile? Bizim oradaki CHP, AK Parti, AKP, MHP olur. AKP, MHP olur. Bu milletin şeyi. Yani biz inşallah tek başına geleceğiz veyahut da biz başbakan olacağız. Bizim peşimize belki AK Parti gelecek. Ha Davutoğlu'yla olabilir. Şu anda o şey yok. Olmaz diye. Ben o konuda bir şey söylemem. Şimdi şu anda yersiz olur. Doğru. Ama CHP de bu ülkenin siyasi bir partisidir. Bayrağını ay yıldızı al bayrak diyorum. Milletine Türk milleti denilen dilinin de Türkçe. Bunun altını çiziyorum. Dil çok önemlidir. Dilinle oynadıkları zaman bir milletin o zaman zamanası kopar. O millet işte bugün gibi darmadağın olur. Olan bir yapıda biz herkesle beraber oluruz. Ama HADEP böyle bir şey olmadı. Olması mümkün değil. Onunla bizim bir yol şey etmemiz de mümkün değil. Biz de hiç ilgilendirmiyor yani. Peki bir de şunu sorayım hemen. Daha sonrasında Ayhan Bey'e geçeyim. Şimdi iktidara gelirseniz ve HDP'de barajı geçerse çözüm sürecinde HDP ile birlikte yürür müsünüz? Biz çözüm süreci diye bir süreci kabul etmiyoruz. Neden? Bizim sürecimiz Türk milleti, demin izah ettim, ısrarla yine soruyorsunuz. Türk milletinin başkenti Ankara'dır. Türk milletinin milletine Türk millet denir. Altındaki bu büyük çatıdır. Altındakilere de Kürdü, Türkü, Zercüşü, efendim Zazası bu milletin aslı evlatlarıdır. Evet, renkleridir onlar. Renkleridir, çiçekleridir. Bayrağı ay yıldızı al bayraktır. O da başbakan olmuştur, cumhurbaşkanı olmuştur. 9 tane bakan var şu anda bu kabinede. Bizim böyle bir çözüm süreci diye bir süreç olamaz. Bu ihanet sürecidir. Oradaki devleti yeniden tesis edeceğiz. O insanlar bu devlete dün sahiplendikleri gibi Çanakkale'de beraber savaştık. Yine beraber olacağız. Bizim çözüm süreci diye bir sürecimiz bir ihanet sürecidir. Onu biz kabul etmiyoruz. Etmemiz de mümkün değil. Teşekkürler. Gazeteci dostlarımızla evet. Devam edelim. Esat Bey. Sayın Çimen, seçim çalışmalarının sonuna geldiniz. 250 bin kişinin elini sıktım dediniz biraz önce. Sahada MHP açısından durum nasıl? Vatandaş MHP'den ne istiyor veya neden şikayet ediyor? Vatandaş bize diyor ki bizi bunlardan bir an evvel kurtarın. Yeter diyor, baskı altında çekiliyor kenara, korkuyor. Memur resim çektiremiyor. Delisi olan biliyorsun çok az artık korkmuş.
yerinden etmişler. Bir milletvekili gezmiş Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ni. Görüp yani sonuçta milletvekili değil, bir şey değil yani, olsa da yani orada bizim kartımızı yırttı, attılar şeyde. Kartımızı yırttı bir ADEP kökenli birisi. Dedim ki ben Pali, benim yanımda yırtma, bu kartı yırtarsan dedim yani hiçbir yakışık değil dedim. İnsanlığa sığmaz. Ben gittikten sonra al çöpe at, ne yaparsan yap. Ama %70-80 insan bize bir an evvel bunlardan bizi kurtarın. Adaleti tesis edin. Çünkü adaletsiz bir yönetim var. Adalet kime lazım? Esat Bey size lazım. Ayhan Bey size lazım. Deniz Bey size lazım. Bana lazım. Dolayısıyla bütün bu kameraman arkadaşlarımız bak. Arkadan büyük görevi yapıyorlar. Adalet hepimize lazım. Adalet olmayan ülkenin ülkesi olur mu? Almanya niye ayakta? Diyor ki Berlin'de hakimler var diyor. Evini tren yolu geçiyor. Gidiyor Berlin'de. Berlin'de mahkemede bir daha ev orada duruyor. Biz gittik Almanya'da gezdik. Adaletin tesis edilmediği yerde mahkeme kararını ancak bir üst mahkeme bozar. Savcı bozar mı ya? Allah'tan korkun. 160 bin polis. Hepsi paralel yapın bunları. Paralel yapıp bunlar uydurmasyon. Balyoz dediler, uydurmasyon. Sadece rejimlerini ve kendilerini yapmış oldukları adaletsizlikleri, hırsızlıklarını, arsızlıklarını engellemek için önüne gelen bütün gücü darmaduman ettiler. Devleti yok saydılar. Bir devleti perişan ettiler. Onun için Genel Başkanımız diyor ki 4 yıl bizim onarım süremiz. 4 yıl onarım yapacağız. 4 yıldan sonra inşallah hamleye kaldıracağız, şaha kaldıracağız Türkiye'yi. Bu milletle beraber. Teşekkürler Ayhan Bey. Sorunuzu alalım. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sizce Erzurum'un en büyük sorunu ne, problemi ne? Birinci sorun bu. İkincisi, bunu paralel olarak az önce Erzurum'un dezavantajlarını anlattınız. İşte doğalgazdan, işte vergiden dolayı. Erzurum'un avantajları var mı? Bir iş adamı olarak Erzurum'un sektörel avantajlarını sıralarsanız hangi sektörler ön planda olmalı? Erzurum'un avantajı var. Bu iklimin tersine avantajı var. İş gücü var. Burada bir kere hizmet sektörünü getireceğiz. Allah izin verirse benim OŞ grubuyla da, KOŞ grubuyla da bağlantılarım var. Buraya bir önceki yapan arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Bu çağrı merkezleri. Ama bunların böyle üniversite öğrencilerinden değil de Erzurum halkından daha önemlisi de şu. Taşeron işçiyi biz kaldıracağız. Devlete nasıl oflu direkt Allah'a bağlıysa biz de taşeron işçiyi devlete bağlayacağız. Biraz da espri olsun. Hep ciddi ciddi gittik. O insanlar asgari ücretli vergi dışı bırakacağız. 1400 lira olacak en az. Kaynaklandı biraz önce saydım. Bu hizmet sektörlerinin arkasından gelecek şeyi olmazsa olmazı tarım ve hayvancılık. Burada üretici direkt üretimine kaynaklı mazotu 1750 lira vereceğiz. Ürettiği mahsule, ürettiği hayvanı da neye mal etti? 15 lira. 25 lira alacağız, 20 liraya da vatandaşa yedirttireceğiz. Bu Almanya'da da öyle. Bu Fransa'da da öyle. Ben gezdim, inceledim. 5 euro. Etin kilosu, kırmızı et 5 euro. Ne yapar? 15 lira şu anda şeyde. Avrupa'da. Ve buna alınan yem bitkileri, yem, gübre, ÖTV'yi ve KDV'yi kaldıracağız. Girdileri düşürdüğümüz zaman havadan giden uçak benzini neye yakıyor? 4,5 liralık benzini bir uçağa yakıyor. Çünkü ÖTV'si 3 lira zaten. Makdu olarak. %100 düşürsen 3 lira aşağı düşmez şey benzin. Böyle bir şey yok zaten. Ben akaryakıt payısı faturasını size gösterebilirim. Gemi ve gemicikleri olana da 1,5 liraya veriyorlar. Hem de kaçakçılık da yapılıyor orada. Onların bir kısmı da dolaylı yoldan vatandaşa satıyor. Bugün Erzurum'da kaçak sigaradan dolayı en az 100 trilyon kaybı var. Ve ne ödüğü belli olmayan sağlık zaten şeyi ki bu iktidarın yaptığı iki tane doğru iş vardı. Bir tanesi sigara yasağıdır. Ben bir sigara içmeyen kişi olarak söylüyorum. Bir tanesi sigara yasağıdır. Bir tanesi de çocuk yapın dedi. Ki hakikaten en az 3 çocuk, 4 çocuk biz genç nüfusu olarak yetiştirmemiz lazım. Bu coğrafyada 100 milyonu geçmemiz lazım. Ama maalesef ben arkadaşımdan Seyfullah Hoca'yla çoğu zaman gezdik. O da sigara içmeyen birisi. 350'nin üzerinde kahvehane gezdim ki 1000'in üstünde kahvehane var. Maalesef 3 tanesini buradan yine teşekkür ediyorum. Sigara içilmiyor, inat direniyor. Gelmiyor diyormuş, müşterimiz gelmiyor diyor.
Ama o yasaklar delinmiş. O kahvehaneler bana kızmasın. Ama bir nesil yok oluyor orada. Dumanın içerisinde insanlar peri perişan, kanser de olur. Onun sonraki şeyini düşünürseniz çok büyük kaybı var. Avrupa'ya git, Amerika'ya git. Bu sigara yasağı uygulanır. Sayın Çimen, uygulanır. Çok teşekkür ediyorum ve Sayın Esat Bey'e döneceğim. Bir cümlelik çok kısa bir soru alacağım sizden. Tamam. Son sorunuz tamam. Olacak. Tamam. Sayın Çimen, bizimle yürü Erzurum diyorsunuz. Evet. Erzurum'da niye sizinle yürüsün? Erzurum bizimle niye yürüyecek? Sizden de çok kısa şekilde cevabını alalım. Erzurum bizimle niye yürüyecek? Çünkü biz Erzurum'la beraber hareket edeceğiz. Ortak aklımız Erzurum'la beraber olacak. Çalmayacağız, çaldırtmayacağız. Bölmeyeceğiz, bölüşeceğiz. Onun için bizimle yürüyecek. Bizim yatırımlarımız burada. Ben en az 500 tane insana iş, aş, ekmek veriyorum. Ben kendimi ispatlamama gerek yok. Ve Milliyetçi Hareket'in iktidarında insanlar yüzü gülecek, hilal kartını alacak, muhtar maaşı 1400 lira olacak, emeklinin en düşük maaşı 1400 lira olacak, bölüşme adaletli, gelir dağılımda adaletli olacak. Evet. Sayın Türkes. Teşekkür ederim. Zamanımız daraldı. Ben nasıl bir milletvekili profili çizersiniz dersem onu soruya cevap verdim. Hayır, Erzurum'da nasıl bir milletvekili olacak Ertuğ Çimen? Ertuğ Çimen şöyle olacak. Halkını dinleyen biri olacak. Ertuğ Çimen her ay, her hafta seçim çalışmaları değil, köyünde olacak, kentinde olacak. Çünkü şu soru soruldu bize. Ben bana çok üzüldü. Küfürden ağır geliyordu. Demek ki eskiler hep onu yapmış. Kimse seçildikten sonra ne aramış ne sormuş. Bize en fazla oy veren köyleri bir kere gezeceğim. Bize az veren köyü de gezeceğim. Köylüyle beraber olacağım. Ben burada olacağım. Benim farkım o olacak. Evet. Erzurum'la beraber de Erzurum'u yöneteceğim. Ardahan'daki bir milletvekili örnek gösterilmeyecek. Bir Ertuğ Çimen örnek gösterilecek. Dadaş'ın sesi gümbür gümbür o mecliste yumruğunu vuracak. O kadar net söylüyorum. Sayın Çimen, seçim öncesinde sizin de vatandaşlarımıza son sözlerinizi alalım. Ben buradan değerli vatandaşlarıma oylarını muhakkak hangi partiye verirse versin kullansınlar. Yüksek Seçim Kurulu YSK.gov.tr adresine girerek eğer şeylerini almamışsa bunu şey yapabilirseniz. Nerede oy kullanacaklarına dair mi? Söylüyoruz şu anda. Evet. Onu Yüksek Seçim Kurulu yazarak nerede oy kullanacağımızı tıklayarak TC numarasını girdiği zaman muhtarların birçoğu için mahalleler bölünmüş, yerleri değişmiş. Muhakkak kesin oylarını kullansınlar. Ben akşamın vaktinde bana fırsat verdiniz. Bütün elini sıkmadım, sıkamadım, ulaşamadım. Tüm hemşehrilerime buradan beni affetsinler. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İnşallah Ankara'da buluşuruz. Yolcularsınız. Beraber geliriz. Söz verdiğim o köylerde kuzu da keseriz. Beraber kuymağımızı da yeriz. Sizinle beraber hemhal oluruz. Hepinize Allah rahatlık versin diyorum. Gazanız mübarek olsun diyorum. Sayın Çimen, biz de 7 Haziran seçimlerinde başarılı olmanız dileğiyle diyelim. Evet sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra milletvekili adayı Ertuğ Çimen bizlerle birlikteydi. Ve değerli gazetecilerimizin İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkes ve gazeteci Esat Bindes'in sorularını yanıtladı. Farklı Bakış programını burada bitiriyoruz. Yayınımız devam edecek. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.